Sabret sevgilim. Çok az kaldı. Unutacaksın bu acı günleri. Yaralarını ben saracağım. Ne işi vardı annenle babamın otelde? Bana niye soruyorsun? Babana sor. Annemi o götürmüş. Eylül. Hem bana bunu sorana kadar dün neden bütün gün Feride ile olduğunu açıklamak ister misin? Aynı şey mi bu? Hemen hemen. Sonuçta tıpkı annemle baban gibi senin bütün gün Feride ile olman da absürt. Kemal'in nikahında neden ben yoktum da eski nişanlım vardı? Eylül, planlı bir şey değil bu. Annemin babanla iki kadeh bir şeyler içmesi de planlı değildi. Neredesin günlerdir? Telefonlarımı da açmıyorsun. Asıl sen neredesin be? Antalya'da işim var dedin, defoldun gittin. İki haftadır sesin soluğun da çıkmadı. Ne oldu aklına düştü? Kafana taş mı yağdı? Delirtme adamı kızım. İşimiz vardı Allah Allah. Çalıştık. Hem. Baksana ne aldım. Neymiş o? Önce anlat bana. Ne çeviriyorsun sen? Anlatamam şimdi. Bu biraz beni de beklesin. Akşama geliyorum sana. Mezelerim hazırlarsın. Tamam tamam. Bak elin boş gelme. Yoksa eve almam seni. Bu ne ya? Şşş, ne yapıyorsun ya? Hadi git beni görmeden. Git. Tamam, hadi. Tamam. Gideriz. Oo, maşallah. Analar neler doğuruyor. Ne işi var Eylül'ün annesinin böyle bir adamla ya? Niye be Bahar? Niye? Kardeşim sessiz olsana biraz. Sabaha kadar uyuyamadık senin yüzünden. Ya yürü git ya. Ulan sen ne diyorsun lan? Adam gibi adabınla otur şurada yoksa defol git. Gitmezsem ne olur? Lan bana bak. Tamam, tamam Kemal. Affedersiniz. Tamam beyefendi, sorun yok, ben ablasıyım. Sahip çık bacım o zaman kardeşine. Tabii çok haklısınız. Lütfen. Kemal bu ne hal? Ha? Ne yapıyorsun sen? Ağlama bari ne olursun. Bak söz veriyorum geçecek her şey. Hadi ne olur git bir elini yüzünü yıka. Yok tamam ben iyiyim zaten. Annem benim burada olduğumdan haberi var mı? Var söyledik. Peki Kemal. O nasıl? Gece nerede kaldı? Bilmiyorum hiç görmedim. Ben gideyim artık. Nereye gidiyorsun Bahar? Otur bir şeyler ye kahvaltı falan ederdik. Yok yok ben gideyim Berat. Kemal,
Bak yapma ne olursun. Yeter bak, ayakta duracak halin yok. Allah, karışma. Kemal ne olursun bak, sen böyle bir adam değilsin, sen güçlü bir insansın. Bir kız yüzünden bu hale gelinir mi? Ben güçlüyüm öyle mi? Ne güçlüsü be abla? Ne güçlüsü? Bahar dedi ki... yük olmuşum ben ona. Bir de benim dertlerimle uğraşamazmış. Bıkmış benden. Sevmiyormuş beni artık. Allah Bahar'ı kahretsin. Bana ondan bahsetme, tamam mı? Kim ki o? Yok. Yok öyle deme. Bahar kim sana söyleyeyim mi? Bahar işte bunun mimarı abla. Bana kim olduğumu gösterdi Bahar. Ben Kemal. Memnun oldum. Koskoca bir hiç. Sen de o hiçin ablasısın işte. Kemal. Kemal. Kemal Allah aşkına ne olur. Hadi gel bize gidelim ha. Banyo yaparsın. Biraz kendine gelirsin, iyi gelir. Git başımdan be abla. Yalnız bırak beni. Şimdi sana da yük olmayayım. En son çalışmalar bu dosyada. Dün toparladım. Baba, sen de bir bak istersen. Çizimler tamam. Her şey konuştuğumuz gibi. Umarım iyi olmuştur. Keşke bir de sen baksaydın. Dosya tamam. Ben baktım. Eylül'le konuştun mu son eklediğin detayları? Cüneyt Bey'le beraber çalıştık. Ben baktım Osman Baba. Fena olmamış. Gerçi biraz düğün davetiyesi havası var ama. Yok canım, abartma sen de. Ben beğendim. Müsaadenizle ben bir lavaboya gideyim. Tamam Oğuz. Ay ne kudurdun ya. Hani akşam buluşacaktık? Evet tamam, biliyorum orayı. Lila Kafe. Ben de özledim. Sonra da bana gideriz. Hoşça kal. Ben lavaboya gidecektim. Git canım git. Tatlı şey. Kemal. Bak seni böyle görmek istemiyorum. İçme artık. O zaman git. Görmek istemeyen gider abla. Bahar gittikten sonra herkes gidebilir. Kemal neden anlamıyorsun? Bu kız için değmez diyorum, değmez. Tamam abla, sus artık. Kemal. Bak Ferman abinle de konuştuk. Ferman kulaklarıyla duymuş. Babamdan evi isteyen aslında Bahar'mış. Yeter abla. Ya kızın niyeti başkaydı diyorum, anlasana. Ya tamam yeter abla, duymak istemiyorum. Kemal. Tamam. Git abla. Yalnız kalmak istiyorum. Git, kimseyi görmek istemiyorum. Peki tamam. Ama çok içme olur mu? Abla. Tamam. Handan. Ben Ferman abiden öğrendim Yıldız abla burada olduğunuzu. Çok üzüldüm. Kemal çok kötü Handan.
Kimseyi görmek istemiyor. Beni neredeyse kapıya koydu. Çok değişti. Sanki bambaşka biri oldu. Benim de böyle aklım kalacak ama. Bir de ben deneyeyim. Olur. Bir de sen dene. Ama bir şey olursa bana haber ver, tamam mı? Tamam. Sen hiç merak etme Yıldız abla. Hadi. Ne? Pansiyonda mı kalıyormuş? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam kızım. Tamam yavrum hadi. Hadi güle güle, kolay gelsin. Merhaba anne. Anne? Sakın bir şey söyleme Bahar. Konuşma benimle bir süre. Fena kırarım kalbini. Çok öfkeliyim sana. Anne. Ya ne diyorsun sen? O yüzünün hali ne? Yok bir şey. Düştüm. Anne. Canın çok acıyor mu? İyi misin? Hiç iyi değilim sayende. Anne ben... Sus. Sesini bile duymak istemiyorum, anladın mı beni? Mahvettin hepimizi. Öldüm utancımdan senin yüzünden. Hele o çocuk. Rezil ettin, yıktın. Hak etti mi bunları? Hiç hak etmedi. Ben de beraber içeriz diye bir şeyler almıştım ama bakıyorum sen çoktan başlamışsın. Ne? Kutlama yapmaya mı geldin? Hayır. Yanında olmaya. Ne kadar çok acı çektiğini biliyorum çünkü. Ferman abi konuşuruz. Herkes selam söyle. Ay ben de Erhan'la nikah mı tazelesem acaba? Vallahi yaşır. Cüneyt, biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu Feride? Şey, beni yanlış anlama ama... Çizimlerle mi ilgili? Yok, Eylül'le ilgili. Ya neyse tamam boş ver. Beni suçlayacaksın yine, yanlış anlayacaksın. Ben Nazır ablanın yanındayım. Feride, başladın devamını getireceksin. Ne olur söyler misin? Eylül'ün babası Amerika'da değil mi? Evet. Ya neyse boş ver Cüneyt. Feride ne oluyor? Cüneyt, ben sabah buraya gelirken Rezan Hanım'ı bir adamla gördüm. Çok samimiydiler. Az önce de telefonla konuşuyordu. Sanırım aynı adamdı. Ya konuşmaları bir tuhaftı. Ne duydun? Ya bak beni yanlış anlama. Ben sadece... Feride söyler misin artık? 2 saat sonra Lila kafede buluşacaklarmış. Bak Cüneyt ben sorun çıksın istemiyorum. Yani ben Rezan Hanım'ın neden böyle davrandığını da anlayamadım. Sadece gördüm ve senin de haberin olsun istedim. O kadar. Tamam Feride. Yıldız abla. Bütün bu olanlardan sonra bana hala Yıldız abla diyebiliyorsun ha? Neden böyle bir iğrençlik yaptığını sormayacağım Bahar. Ama sana 2 çift lafım var. Babam senin para peşinde koştuğunu söylediği zaman hepimiz karşı çıkmıştık. Ama sen bir ev için,
Para için ruhunu sattın. Gurur duy kendinle. Kardeşimi mahvettin. Sakın bir daha benim kardeşimin yanına yaklaşma. İstersen giderim. Geçecek. Yemin ederim geçecek. Hatta belki bir gün bu günleri hatırlayıp güleceksin. Ben de yaşadım aynısını. Ben de çok acı çektim. Sen beni terk ettiğinde. Affedersin. Niyetim sana bunları hatırlatıp canını yakmak değil. Yani sen ne yaparsan yap benim canımı yakamazsın diyorsun içinden, değil mi? Ama herkes aşıkken aynı acıyı çekiyor. Herkesin kalbi, ruhu paramparça oluyor. Sonra bir gün geçiyor. Acı geçiyor. Seviyorsan o geçmiyor. Ne kadar nefret etmek istesem de bırakmıyor peşini. Kemal, ben seni hala çok bence artık sen daha fazla içme. Karışma bana. Tamam. Hadi birazcık uzan. Ben sana içki veririm. Gerçekten karışmayacağım. Sadece öyle bakma. Hadi gel ne olur. Genel hatlarıyla ne yapacağımızı konuştuğumuza göre bana müsaade. Akşama da Erhan'la konuşur, durumu bildiririm size. Tabii, bekliyoruz. Ben de çıkıyorum, isterseniz sizi bırakayım. Zahmet olacak.
Rica ederim. Arabanın anahtarını alıp geleyim. Otelde kalmayacaksınız tabii. Akşama bekliyoruz. Hamamı da yaptırdık. Otele gitmiyorum. Bir arkadaşımla buluşacağım. Akşama görüşürüz. Güle güle Rezan Hanım. Akşam babamın başka bir hediyesi olduğunu söyleyeceksin. Sersem, benim hep para söyleyecek durumum mu var? Tamam tamam. Umarım benim paramı ödeyecek kadar vardır. Bu işi batırırsan benden zırnık alamazsın. Niye yapıyorsun bunu? Neyi? Ben beceriksizin tekiyim. Hiçbir işe yaramazım. Her şeye rağmen niye yanımdasın çocuk? Çünkü sen Kemal'sin. Benim çocukluğumsun. İlk gençliğimsin. Hayatımsın. Ben sensiz bir anımı bile hatırlamıyorum. Asıl ben sensiz bir hiçim. Yük olurum sana Handan. Git. Kemal. Bahar öyle dedi. Sevmiyormuş artık beni. Bıkmış benden. Kaç kurtar kendini andan. Sen benim hayatımda gördüğüm en mükemmel erkeksin. Mertsin. Çalışkansın. Cesursun. Sen ekmeğini taştan çıkarırsın. Bahar öyle demiyor. Niye yaptı bunu bana ondan? O ne yaptıysa kendine yaptı. Seni kaybetti. Seni kaybetmek ne demek? En iyi ben bilirim. Sevmiyormuş artık beni. Biliyor musun? Ben seni hala çok seviyorum. Ben seni hiç unutmadım. Ben seni hiç unutamadım. Teşekkür ederim Cüneyt'ciğim. Rica ederim. İşiniz bitince arayın sizi aldırtayım. Hiç gerek yok. Sen işine bak. Akşama görüşürüz. Güle güle. Tunç, hadi gidelim artık. Bu saatten sonra çalışamayız. Yani baksana salonda ben varım diye kimse gelmiyor. Ya tamam gideriz. Hem demin yarım kaldı. Sen gördüklerini Cüneyt'e anlatınca ne tepki verdi? Vallahi kızacak sandım ama kızmadı. Tunç, o kadında var bir gariplik. Anlattıklarına bakılırsa Cüneyt de kadının hareketlerinden kuşkulanıyor. Of ya. Cüneyt'e söylemekle umarım kötü bir şey yapmadım. Yine kabak benim başıma patlarsa... Merak etme. Sen sadece gördüklerini söyledin. İyi de yaptın. Bu Eylül yine bir işler karıştırıyor da. Dur bakalım.
Neyse, ben gidiyorum. Geliyor musun? Tamam, sen git. Bir işim var, onu halleder gelirim. Tamam. Kemal? Kemal, ne oldu? Ne istiyorsun be? Bu sabah gelirken annenin bir adamla finger resmini gördüm de neyiz? Ne diyorsun sen ya? Valla şu sıralar o adamla buluşmuş olması gerek. Telefonla konuşurken duydum. Ne saçmalıyorsun? Ya neyin peşindesin sen? Aa, ben gerçeğin peşindeyim Eylül, biliyorsun. Yalandan hiç hoşlanmam. Hmm. İşte bu yüzden bütün bildiklerimi Cüneyt'le paylaştım. Sanırım Cici baban Ankara'da Eylül. Gerçi Cüneyt de annenin kiminle buluştuğunu öğrenecektir. Geçmiş olsun. Ha, Eylül. Soğuk su iyi gelir. İçersin. Pardon birader. Merhabalar canım. Sonunda kavuşabildik güzelim. Neden burada buluştuk? Bunun için. Daha fazla dayanamadım yavrum. Bunu sana seni ilk gördüğüm bu yerde vermek istedim. Ay inanmıyorum ya. Evet, burada ilk kez tanışmıştık. Sen nasıl bir adamsın? 10 gün ortadan kayboldun. Sonra da... bununla geldin. Daha da beklemeye gerek yok. Evlen benimle. Kapandın odaya ağlayıp duruyorsun. Ne gelmiş? Ne yazıyor notta? Bu notu okuduğuna göre artık karımsın. Bu gramofonda sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz her sabah. Yaşadığın müddetçe birlikte uyandığımız her sabah seni daha çok seveceğim. Karım benim. Sevdiğim, baharım, iyi ki varsın, iyi ki benimsin. Thank you.
Çünkü onun artık bir babası var.